Evet, 30 dakika başladı. Şu anda Moskova'ya bağlanıyoruz. Karşımızda Rusya Türkiye uzmanı, Türkolog Stanislav Tarasov var. Stanislav Bey merhaba. Merhaba. Stanislav Bey, sizinle Türkiye-Rusya ilişkilerini konuşmak istiyorum. Özellikle son dönemde stratejik ortaklık düzeyinde bu ilişkiler yakın düzeyde devam ediyor. Ediyor ama arada çatışma ve gerilim alanları var. Özellikle Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve Libya'da gerilim alanları. Bu gerilim alanlarını sizinle konuşmak istiyorum. Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geçmişten beri devam ettiğini biz biliyoruz. Tarihi bir anlaşma ilişkiler sürecimiz var. Ama son zamanlardaki stratejik seviyesine gelmiş ilişkileri aslında ben stratejik ilişkiler olarak değerlendirmek istemem. Sadece iki taraflı çıkar merkezli, çıkar amaçlı ilişkiler olarak söylemek isterim. Fakat gelecek adına söylemek istersek Türkiye ile Rusya'nın arasında ilişkilerin olmasını gerektirecek çok etken var, çok neden var. Bu nedenleri, bu etkenlere biz bina ettiğimizde Rus-Türk ilişkileri elbette ki gelişecektir. Fakat şöyle bir problemi de vurgulamak isterim. Türkiye-Rusya ilişkilerini kapsamlı şekilde değerlendiren, ele alan uzmanlar her iki tarafta da ne yazık ki çok eksik. Genelde değerlendirmeler Batı kaynakları üzerinden, Batı araştırmacılar üzerinden gidiyor daha çok. Mesela Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra ilişkilerin şekillendiren, Rus-Türk ilişkilerini şekillendiren ve bunu anlatan daha çok Amerikan uzmanları oldu. Sanki Amerikalılar bu Soğuk Savaş döneminde Türkiye'ye bazı borçlar edindiler. Soğuk Savaş bittikten sonra da bu borçları Türkiye'nin lehine değerlendiriyorlar gibi bir tutum var. Reel gerçeklere baktığımızda Rusya ile Türkiye'nin ilişkileri komşu olmalarından, sınır ülkeleri olmalarından kaynaklanan reel bir pozisyon var. Rusya ile Türkiye'nin her halükarda ilişkileri ileride olmalı, ön plana çıkmalı, kendi aralarındaki diyaloglar artmalı. Şimdi sorunuza gelmek istersek, Amerikalıların Türkiye'yi zorladıkları ya da ön plana ittikleri bir Orta Doğu gerçeği var. İsrail'de ilişkilerde Türkiye'nin gelmesini istediği bir durum var. Amerikalıların isteği olan bir durum var. Sonra Arap Baharı'ndan sonra Türkiye'nin orada aldığı pozisyonların perde arkasındaki durumları anlaşılmayan bir durum var. Bütün bunlar elbette ki Rusya-Türkiye ilişkilerinde yön belirleyen unsurlar oluyor. Şunu da vurgulamak isterim tabii ki Macron'un dediği gibi, Fransa Devlet Başkanı Macron'un dediği gibi bölgede etkin olan bazı ülkelerin bir imparatorluk geçmişleri var. Yani Türkiye'nin de, İran'ın da, Rusya'nın da bir imparatorluk geçmişleri var. Tarihi bir perspektifle olaylara yaklaşmayı da görmemezlikten gelemeyiz. Ha, dolayısıyla Rusya ile Türkiye aslında ilişkilerini kurarken, ikili işbirliklerini yaparken bu geçmişte olan bir platformda oluyor. Tarihi bir alanda gerçekleşiyor. Şunu da vurgulamak gerekiyor. Amerikalılar İran'ın atom çalışmalarını, nükleer çalışmalarını önlemek istediklerinde aslında İran konusunu dünyaya da yaydılar. Yani bir dünya genelinde global bir İran konusu oldu. Ve bölgede iki etkin güç ortaya çıktı aslında. İran ve Türkiye. Yani potansiyel ilişkiler kurmaları gerekebilecekken karşılıklı duruma dönüşün iki güç oluştu. Yine Batı'nın etkisiyle, Amerikalıların etkisiyle Türkiye bir Kürt probleminin içerisine doğru itildi. Türkiye'nin şu an çatışma içerisinde olduğu Suriye ile Irak aslında
temel konusu Kürt konusu. Ama Rusya açısından olaya baktığımızda ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminden itibaren Türklerin bir halk olan, bir parçası olan Kürtlerle Türk devleti karşı karşıya gelmiş bir durum ortaya çıkıyor. Bunlarını tam anlamak zor. Burada peki siz bu Kürt meselesinin Amerika'nın etkisiyle olduğunu söylüyorsunuz. Türkiye'nin, Türkiye içerisinde var olan ve Suriye'yi de taşan bu Kürt sorununun Amerika ile ne ilgisi var? Bu Türkiye rejiminin kendi tercihi ve kararı değil mi Kürt sorununun ortaya çıkması? Tespitiniz doğru, sorunuz da bu açıdan doğru. Fakat Kürt meselesinin çözümü bu şekilde benim kanaatim olmamalıydı. Yani Kürt meselesini mesela Avrupa Birliği'nin teklif ettiği ya da Batı'nın teklif ettiği, hatta Rusya'nın da teklif ettiği bazı yollar var diye bu şekilde çözülebilirdi. Kürt halkları daha da ön plana çıkabilirdi. Çatışmacı ortama girilmeyebilirdi. Kürtlere bazı hakların verilmesi, orada Türkiye'nin parçalanması, bölge ülkelerin parçalanması manasına gelmiyor. Orada Kürtler bazı haklar istiyorlar. Bu haklar niçin görmemezlikten geliniyor? Bu problemler ilk başta ortaya çıktığında aslında Erdoğan hükümeti bazı çözüm yollarını da sundu. Kürt elitlerinin parlamentoya girmesi, söz hakkı sahibi olmaları, hatta Suriye ve Irak gibi bölgede Kürtlerin bazı haklarının savunucusu şeklindeydi. Ama nedense sonra bir değişim oldu. İşte bu değişimi biz anlamakta zorlanıyoruz. Ankara Kürtlerin duruşundan, tutumundan çekinir vaziyete girdi. Yani şimdi Orta Doğu bölgesinde sürekli sıcaklaşan çatışmaların arttığı bir durum var. Yani Libya'yı katmayabiliriz şu an. Yani Libya ayrı bir konu. Fakat Irak'ta, Suriye'de, o bölgelerde Kürtleri neden görmemezlikten gelinir? Orada bir Kürt gerçeği var. Bu Kürt gerçeği kendi pozisyonunu değerlendirmek isteyecektir. Bu insanlar orada tarihten beri yaşıyorlar. Orada, oralarda bulunuyorlar. Onlarla neden masaya oturulmaz? Ha, 2015'te olay tamamen değişti bir de. Rusya'nın Suriye'ye aktif olarak girmesi söz konusu. Aslında Afganistan'dan sonra Rusya'da şöyle bir kanaat vardı. Yani tekrar böyle bir olaya girişmeyiz. Hata olarak değerlendirirsek tırnak içerisinde bu hatayı tekrar yapmayız. Suriye'de Suriye'ye girmeyiz gibi bir düşünce vardı. Yani bunu tehlike olarak görüyorduk. Fakat Erdoğan'la Putin'in bu tehlike, tırnak içerisinde söylüyorum, tehlike anlayışı farklılıklar arz ediyor. Sanki işte bundan dolayı diyorum ki iki ülke arasında stratejik bir işbirliği yok. Sanki iki ülkenin liderlerinin bir taktik mücadelesi var. Ha, burada ilginç bir durum daha var. NATO'nun Türkiye'ye karşı tutumundaki değişiklik. Acaba hani bu değişiklik Türkiye'nin tutumundan mı kaynaklanıyor, NATO'nun tutumundan mı kaynaklanıyor? Soru işareti olsa bile NATO Türkiye'yi sahiplenecek durumda değil son zamanlarda. Şimdi önemli bir hususa geliyoruz işte. Rusya için bir tehlike ortaya çıkıyor. Net bir tehlike. Sınırlarında, sınır bölgelerinde, Rusya'ya yakın olan yerlerde yaşanan bir çatışma bölgesi. Sürekli sıcak temasların olduğu bir ülke oluyor. İran'da da durum aynı, Irak'ta da aynı, Suriye'de de aynı, Libya'da da aynı. Dolayısıyla orada Rusya şu an sakinleştirici bir moda girme pozisyonunu düşünüyor. İşte şimdi sizin sorunuzun cevabına geliyorum. Rusya-Türkiye ilişkileri bu açılardan devam etmek zorunda. Her ne kadar bazı nüanslar, bazı negatif yaklaşımlar olsa bile Rusya ile Türkiye bu bölgede huzuru sağlayabilecek, barışı temin edebilecek iki güç. Rusya önde gelenlerinin önemli bir yaklaşımı var. Türkiye'nin bütünlüğünün korunması hususu. Ama iç gelişmeler, iç politik yapılar, iç reformlar bu ayrı bir konu.
Rusya tarafından teklif edilen bazı hususlar var. Yani bu Erdoğan'la olur ya da Erdoğan'ın dışında başka bir lider de olur. Ama ülke içerisinde gözüken o ki bazı reformların artık yapılması gerekiyor. Politik değişimlerin yapılması gerekiyor. Stanislav Bey, peki burada Türkiye'nin Erdoğan'la veya Erdoğan'sız dediğiniz Türkiye'nin yapması gereken ne? Evet, günümüzde Türkiye'nin politik sorunlarını çözmeye çalışan bir lider olarak Erdoğan var karşımızda. Başladığı yıllarda gerçekten takdire şayan işler yapıyordu. Dünya tarafından takdir edilen bir liderdi. Fakat son zamanlarda bir kapana girme meselesi var. Hani kapana nasıl girdi? Bunun sebepleri ayrı tartışılabilir. Yani Irak politikasını mesela anlamak zor, Suriye politikasını anlamak zor. Bu da gösteriyor ki yani bir Erdoğan'ın iteklendiği bir zor durum var. Bu peki zor durumdan nasıl çıkacak zaman gösterecek. Peki kapana girdi ne demek? Mesela Libya üzerine yaptığı hareketler önce normal bir şekilde Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen bir hükümeti sahip çıktı, destekledi. Ön plana çıkarttı. Bu anlaşılıyor ama sonradan Libya'da yaptığı bütün adımlar, petrol bölgesine girme falan talepleri Batı'nın dikkatini çekti. Batı'yı karşısına aldı. Bölgede şu an çözülemeyen krizlere dönüştü. Mesela Irak. Mesela Irak konusunu da ele aldığımızda başlangıçta hem Davutoğlu'nun hem Çavuşoğlu'nun orayla alakalı açıklamaları yerinde gibi gözüküyordu. Avrupa'nın da Batı'nın da hoşuna giden açıklamalardı. Fakat şimdi öyle bir pozisyona geldi ki Türk askerini artık orada ne Batı istiyor ne yerel güçler istiyor. Mesela Suriye'deki en son geldiğimiz noktada Suriye'deki pozisyonda Amerika'yla Türkiye'nin durduğu noktalar tezat noktalar oluşturuyor. Amerika orada Kürt özerk bölgelerinin oluşmasını desteklerken Türkiye tamamen karşısında duruyor. Yani sonuç olarak Suriye'de Türkiye'nin istekleri hiçbir güç tarafından desteklenmiyor. İran'la karşı karşıya ve diğer güçlerle de karşı karşıya yani politik hamle olarak bir çıkmaza girmişlik var. Evet, burada özür dilerim. Burada ben bir sorum var. Peki Suriye'de Suriye ile alakalı geçen Moskova'ya Suriye'den Kürtlerin temsilcisi SDK geldi. SDK yetkilileri geldi ve Lavrov kabul etti bu delegasyonu ve oradaki yetkililerle bir anlaşma, ön protokol imzalandı ve Kürtlerin varlığının, Suriye'deki Kürtlerin varlığının özgür yeni Suriye anayasasında yeri olmasına dair, hatta bir özel bir Kürt bölgesinin olmasına dair bir anlaşma yapıldığına dair sözler var, duyumlar var, haberler var. Peki bu konuda Rusya Suriye'nin kuzeyinde özel Kürt devleti konusunda sizce ısrarcı olacak mı? Evet, söylediğiniz doğru. Kürt grupların liderleri Moskova'ya geldi. Lavrov tarafından ağırlandı. Bu gerçekten bu zamana kadar yapılmış en açık davetlerden bir tanesiydi. Resmi tören ve resmi program yapıldı. Daha önce Kürtlerle Rusya'nın ilişkileri vardı ama bu format da değildi. Ama şunu da bilmek gerekiyor. Rusya Suriye krizi başladıktan sonra her zaman iki noktada sabitti. Bir, Kürtlerin Şam hükümetiyle istibatta, diyalogda olmalarını istiyordu. Şam'la görüşmelerini istiyordu. Şam'ın bütünlüğü açısından Kürtlerin orayla temasından taraftardı. Bu birincisi. İkincisi de Rusya her zaman Kürtlerle diyalog konusunda Türkiye'yi de uyarı yapıyordu. Kürtlerle Ankara hükümetinin bir diyalogda olması, oranın huzuru, oradaki barışın istikrarı açısından Kürtlerin göz ardı edilmemesi noktasını vurguluyordu.
Какой диагностика? Как дальше будет развиваться событие? Yani bir entrika var gibi gözüküyor. Erdoğan'ın aleyhine Rusya'nın Kürtlerle yaptığı bir işbirliği var gibi gözüküyor. Ama aslında öyle değil. Daha önceden hazırlanmış, daha önceden uyarıları yapılmış bir görüşme trafiği gerçekleşti. Rusya'nın Kürtlere yaklaşımı bu gizli değildi. Ha, şimdi aleni açıktan yapma durumuna geldi. Çünkü artık Suriye'de siyasi bir birlik oluşturulması gerekiyor. Anayasa konuşmaları başladı. Anayasa konuşmalarında elbette ki Kürt grupların olması gerekiyor. Orada etkin bir yapıları var. Peki Stanislav Bey, bu durumda ya Putin mi geri adım atar bundan sonraki gelişmeler açısından, yani Kürtlerin oradaki varlığı ile alakalı, yoksa Erdoğan mı geri adım atar? Hangi lider bu konudaki Suriye'nin geleceği Kürtler bağlamında kararlılığını devam ettirecek sizce? Burada politik Kürtlere karşı politik davranışlarda Ankara'nın bir gelgitleri söz konusu. İstikrarlı olmayan bir politika duruşu Ankara'da söz konusu. Rusya en başından beri stabil bir noktaya vurgu yapıyor. Benim kanaatim o ki Rusya devam ettirdiği şekilde ileride de aynı adımları atacaktır. Türkiye'nin Suriye'deki adımlarında Mehter takımının adımlarına benzetebiliriz. Bir adım gidiyor, iki adım geri geliyor. Moskova bunu yapmıyor. Moskova'da Moskova bir de gizli de yapmıyor. Yani yaptığı bütün görüşmeleri, ilişkileri açıktan yapıyor. Ankara'nın yaptığı hamlelerde bu da söz konusu değil. Yani kararlaştırılan anlaşmaların dışında tutum ve adımları söz konusu olabiliyor. Tabii ki burada Moskova'nın bütün yaptıklarında ideal söylemek zor. Elbette ki Moskova'nın da yanlışları var. Moskova'nın hamlelerinde de zikzaklar var. Erdoğan'la bir öpüşüyoruz, bir kavga diyoruz, bir öpüşüyoruz, bir kavga diyoruz gibi belirsizlikler elbette ki var. A potom начинаем думать. Fakat Rusya ile Türkiye'nin ilişkilerinde en önemli belirleyici unsurlardan bir tanesi Türkiye'nin Batı ile olan ilişkileri, Türkiye'nin NATO ile olan ilişkileri, Amerika ile olan ilişkileri. Burada Türkiye-Rusya ilişkilerinde bazı nüanslar, bazı riskler olsa bile Türkiye'nin Batı ile ilişkilerindeki tutumu Rus-Türk ilişkilerini aslında daha çok belirginleştiriyor. Mesela Türkiye'nin İran konusundaki yaklaşımları, yani 5 yıl önce de farklı yaklaşıyordu, şimdi de farklı yaklaşıyor. 5 yıl önce başkaydı, şimdi daha başka yaklaşıyor. Dolayısıyla bu Ankara'nın gelgitleri Rus-Türk ilişkilerinde de zikzaklara neden oluyor. Evet, Stanislav Bey, burada bir sorum olacak. Biraz önce Erdoğan'la yeri geliyor kavga ediyoruz, yeri geliyor öpüşüyoruz dediniz. İlişkiler bu şekilde gidip geliyor. Bu şunu bana hatırlattı. 5-6 ay öncesiydi zannediyorum. Erdoğan bir delegasyonla, Türk heyetiyle, üst düzey bir heyetle Kremlin'e gelmiş ve Putin'le görüşmüştü. Ama görüşme öncesinde dakikalarca orada bekletilmişti ve Rusya, Rusya Adin birinci kanal bunu alay edercesine haber yapmıştı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence bu konuyu çok abartmaya gerek yok. Bu teknik bir durum. Kremlin tarafından özellikle Erdoğan heyeti bekletilsin diye bir düşünce orada yoktu. Yani tamamen teknik bir durum ve bunun da Batı basını çok abarttı, çok üzerine gitti. Bu görüntüler çok yayıldı ama burada yani Putin tarafından özellikle planlanmış bekletilme olayı yok. Zaten Kremlin'in yaptığı taktiklerden birisi değil bu. Elbette ki Erdoğan'la Putin arasında bazı gerilime sebep olabilecek unsurlar var. Fakat bilinen bir gerçek var ki Erdoğan halen Türkiye'de halk tarafından desteklenen ülkenin lideri.
bütün politik kararlar onun tarafından alınıyor. Bazı eksikleri, yanlışları olsa bile Kremlin tarafından muhatap alınan bir lider. Bu nedenle Erdoğan'ın Putin nazarındaki pozisyonu iyi diyebiliriz. İki büyük devlet arasında bir ilişkiler söz konusu. Elbette ki bu kolay olmuyor. Kararlaştırılan hususlarda Putin dikkat etmeye çalışıyor ya da Moskova dikkat etmeye çalışıyor. Ama nedense kararlaştırılan konuların dışına çıkma daha çok Ankara tarafından oluyor. Yani gerilimin kaynaklarının sebeplerinden birisi bu. Evet. Peki Stanislav Bey, programımızın sonuna doğru geliyoruz. Şimdi Doğu Akdeniz'e de isterseniz bu konuyu da konuşalım sizinle. Ve Libya konusu bir gerilim alanı da bu. Rusya-Türkiye arasında farklı tezleri var Türkiye ve Rusya'nın. En son yeni bir gelişme oldu Doğu Akdeniz'le alakalı. Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis daha 20 gün daha aşağı yukarı 30 gün daha araştırma yapması beklenirken, ilan edilmişken apar topar geri döndü ve Yunanistan bu konuyla ilgili memnuniyetini açıkladı. Bu konuyla alakalı yorumunuz nedir? Bu Türkiye adına bir geri adım anlamına gelir mi? Doğu Akdeniz'deki konuya ben şöyle yaklaşıyorum. Problemin kaynağı nedir? Gerçekten gaz rezervlerinin bulunmuş olması mı? Yoksa jeopolitik bir etkenden dolayı mı? Biz biliyoruz ki orada gaz rezervlerinin bulunması daha önceki yıllarda bulundu. 10 yıl, 15 yıl önce bulundu. Neden şimdi Türkiye tarafından orada bulunmuş gaz rezervleri problem olarak yansıtılmaya çalışılıyor? Son günlerde de Güney Kıbrıs üzerinden Macron'un devreye girdiği, Fransa'nın devreye girdiği bir sözlü çatışma söz konusu. Bu da gösteriyor ki konu sadece gaz rezervleri değil, jeopolitik bir olay söz konusu. Türkiye biraz daha fazla etkin olmaya çalışınca ya da sözleriyle belki davranışlarıyla etkinliğini göstermeye başlayınca Avrupa'da imparatorluk geleneği olan bazı ülkeler bunu hazmedemediler ve hemen tepki gösterdiler. Türkiye'de de Cumhuriyet döneminden itibaren gelen bir Lozan Anlaşması çıkmazı var. Türkiye bunu da çözmek istiyor. Ya da kendi içerisinde, kendi elitlerin arasında çözmek istiyor. Lozan Anlaşması'nın belirlenmeyen, gizli kalmış yönlerini ortaya çıkarmak istiyor. Halen Türkiye sınırlarına yakın bazı yerlerde Lozan Anlaşması'nda tam adı konulamamış hususlar var. Bu zaman süreci içerisinde Lozan'daki bazı anlaşmaların tahrip edilmesi ya da yanlış uygulanması neticesinde Türkiye'nin jeopolitik bir problemini ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla imparatorluk dönemlerinden kalan bazı problemlerin günümüze yansıması olarak ben değerlendiriyorum. Türkiye, Libya'da dahil Akdeniz'deki birçok bölgeyi bizim tarihi geçmişten gelen yerlerimiz, alanlarımız olarak belirliyor. Fransızlar da aynı mantıkla aynı cevap veriyorlar. Ya bizim de oralarda yıllardan beri, asırlardan beri etkinliğimiz vardı. Ve olayı çözme pozisyonunda kalan, hakem pozisyonunda kalan Amerika ve Rusya oluyor bu konuda. Amerikalılar elbette ki Avrupa'nın yolunu açmak istiyor. Bazı çatlak sesler ortaya çıkmış olsa bile NATO'nun bile parçalanma söz konusu dile getiriliyor ama bu mümkün olmayacak bir şey. Övmek istemiyorum ama Rusya'nın bu konudaki tutumları daha mantıklıydı. Mesela Suriye'de hiçbir zaman Türkiye aleyhine hareket etmedi. Türkiye antipropagandası yapmadı Rusya. Ama oradaki bütün liderlerle, oradaki bütün gruplarla Rusya işbirliğine girmek istedi ve öyle yaptı. Ve aynısını Libya'da da yaptı. Bütün gruplarla, bütün önde gelen önderlerle Rusya işbirliği yaptı. Elbette ki biz iki ülkenin
iki büyük ülkenin ilişkilerini konuşuyoruz. Bu liderler kendi aralarında elbette ki problemleri konuşuyorlar ve çözmeye çalışıyorlar. Ama bu bazen pragmatik yaklaşımlardan dolayı zor oluyor. Şunu da hatırlatmak isterim. Rusya kendi füzelerini başka bir ülkeye öylesine pek satmaz. Rusya kendi nükleer santralini, kendi teknolojisini başka bir ülkeye pek öylesine taşımaz. Bu da şunu gösteriyor, yani bunları şunun için söylüyorum. Demek ki Rusya'nın Türkiye ile alakalı uzun vadeli beklentileri, uzun vadeli planları var. Elbette ki Erdoğan süreli bir insan ama Türkiye'ye kalıcı uzun vadeli bir ilişki. Moskova'nın genel yaklaşımları böyle. Ama bunlar kolay olmuyor. Problem teşkil edecek sebepler çok fazla. Peki Stanislav Bey, peki son olarak şunu sorayım. Programımızın sonuna geldik. Biraz önce de bahsettiniz. S-400'ler üstü kapalı geçtiniz ama füze satışıyla alakalı. Son olarak onu sorayım. S-400'leri Türkiye satın aldı. Rusya kredisiyle aldı bunu. Aldı ama bir türlü paketinden çıkamadı. Koronavirüs endişesiyle çıkamadı bunu Türkiye tarafının izahı olarak. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve o S-400'ler paketinden çıkabilecek mi? Sizin sorunuza karşılık ben başka bir soru sormak istiyorum. Söyleyebilir misiniz? Siz de gazetecisiniz, sizin de görüşünüz var, yaklaşımlarınız var. Türkiye S-400'leri kime karşı kullanabilir? İran, İsrail, Fransa, Amerika. Ve Türkiye'ye kim böyle kapsamlı bir saldırı yapabilir? İran mı? İran mı yapabilir? İsrail mi yapabilir? Amerika mı yapabilir? Ve Türkiye bu hangi ülkeye karşı S-400'leri kullanabilir? Bir şey söyleyebilir misiniz? Ama Türk hükümeti diyor ki Türkiye'nin kapsamlı düşmanları var. Biz bu düşmanlara karşı caydırıcı güç olarak S-400'leri almak istiyoruz. Tam cevap değil. Mesela Rusya'nın belli olan bir düşmanı var. Ya da Rusya kendisine NATO'yu belirlenmiş bir düşman olarak gösteriyor, ortaya koyuyor. Ama bu seviyede, bu güçte S-400'leri kullanabilecek Türkiye'nin bir düşmanı var mı? Yok. O zaman Türkiye'nin bu S-400'leri alması tamamen anlamsız ve lüzumsuz muydu? Evet, burada işte hemen şu karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin aldığı S-400'ler sistemi, ki kapsamlı bir sistem, önemli bir sistem. Bu bir düşman olmasından dolayı değil, tamamen dengeler konusu, stratejik bir hamle sebebiyle yapılmış bir satın alma hadisesi. Orada belli seviyede Türkiye bir taraf göstermek istedi. Bundan dolayı bunu satın aldı. Yani biz şunu kesinlikle biliyoruz. Amerika ve Amerika'nın uydusunda olan ülkeler Türkiye'ye karşı sıcak savaş pozisyonuna girecek, girmeyecekler. Evet. Ve 30 dakika içerisinde bunlar bizim çözebileceğimiz sorular değil gerçekten. Çok kapsamlı konular. Erdoğan bir reform dönemleri başlatmıştı ama bu reform dönemlerinden U dönüşü yaptı. Bunun sebepleri de anlaşılmıyor. Batı'nın Erdoğan'a yaklaşımları da değişti. Bu da anlaşılmıyor. Yani çözümlenmesi gereken çok soru var. Peki o zaman son sorumun son kısmının cevabını alamadım. Onu da sorayım, programı bağlamış olalım. S-400'ler paketinden çıkacak mı sizce? Да, конечно. Вот когда Эрдоган будет Конечно. Да. Amerika seçimlerinde Trump kaybeder de yeni başkan gelir ve ilişkiler belli bir seviyeye getirilmezse Erdoğan'ın kullanacağı kozlardan bir tanesi bu. S-400'leri ben aktifleştirebilirim diyecektir. Macron'um, sen kimsin Macron? Biliyorsunuz Macron'a Fransa Devlet Başkanı Macron için sen kimsin? Hani küçümsüyor ama Amerika'ya öyle bir şey diyemiyor. Dolayısıyla Amerika'daki seçimler S-400'ün paketinden çıkması için bir gösterge olabilecek.
Tekrar şunu özetlemek istiyorum. Bölgede etkin olan güçler ve geçmişte de imparatorluk geleneği olan ülkeler, İran gibi, Türkiye gibi, işte Rusya gibi ülkeler çıkar çatışması içerisinde karşı karşıya geliyorlar. Buraya Avrupa'da işte Fransa gibi yine imparatorluk geleneği olan bir ülke de dahil oluyor. Ama önemli bir gelişme var ki Amerika'da, Amerika bölgede etkisini kaybetti. Rusya açısından yeni bir dönem başlıyor, yeni bir asır başlıyor. İran'la ilişkileri olan, Çin'le ilişkileri olan, Çin'i ön plana çıkartan, aktifleştiren bir ilişkiler süreci başlıyor. Bu da önümüzdeki devrelerde yeni bir asra başlamasına neden olacak. Evet. Peki programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum Stanislav Tarasov, yayınımıza katıldığınız için, bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Görüşürüz. Görüşmek üzere.